Bence arkadaşlarımız bu sürprizimize çok sevinecekler. Hadi onlara haber verelim. Arkadaşlar, sizler için Hacivat Karagöz gösterisi yapacağız. Hadi başlayalım. Hoş geldin sevgili Karagöz'üm. Hoş bulduk kel kafalı Karagöz'üm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık, biraz gezeyim dedim. Tabii iyi yaptın efendim, kafam balon olmuştur. Hay hay, kafam balon oldu da uçmasın diye boynuma yapıştırdım. Hemen yanlış anlama, yani uzun zaman ders çalışmaktan kafan şişmiştir. Kafam pişti de soğutmaya çıktım. Allah iyiliğini versin. Neyse, çalışmalar iyi gidiyor mu? Hem de nasıl iyi gidiyor bilemezsin Hacı Cavcav. Sen söyle de müdür benim ilkokul diplomamı hazırlasın. Efendim, sen hele hepsini iyi öğren de diploma işi kolay. Okuma yazma öğrenirsem diploma başka ne işime yarayacak ki? Bak, mesela artık mühüre lüzum kalmayacak. Yerime kimse bakmayacak mı? Kimin yerine Karagöz'üm? Artık müdüre lüzum kalmayacak dedin ya, köfte var. Efendim, müdür değil mühür. Hani imza yerine bastığın damga yok mu? Öyle söylesene, köfte var. Hacivat'ım, sana bir bilmece sorabilir miyim? Sor tabii, Karagöz'üm sor. Şimdi bebekler neden ağlıyor, neden sızlıyor, neden bardakları kırıyor? Söyle bakalım. Düşünüyorum da bilmiyorum ben bunun cevabı ya. Bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Tabii ki ben sorayım. Söyle bakalım. Onun adı tabii ki Selim. Azra'nın kardeşi Selim mi? Evet. Harikaymış. İşte bu da bilmecenin cevabı bu. Süpermiş Karagöz'üm, süpermiş. Artık bir şey sorayım mı sana? Arkadaşlarımı senle birlikte tanıyayım mı sen tanımıyorsan? Tanıtmak istedim. Olur. Hadi arkadaşlarımız gelsin. Tamam.